Muhterem Malim, Değerli Belediye Başkanım, Kıymetli İHA Genel Başkanım, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, Bismillahirrahmanirrahim, İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, bir de onları barındırıp yardım edenler yok mu? İşte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Kardeşlerim, Suriye'de iman etmiş kardeşlerimizin üzerine bombalar yağdırılıyor. Onların çocukları, hanımlar, zavallı erkekler, çaresiz erkekler işkenceye tabi tutuluyor, katlediliyorlar. Üzerlerine evlerini bombalanarak başlarının üzerine yıkılıyor. Böylelikle yurtlarından hicret etmek durumunda kalıyorlar. Bu vesileyle zulme uğrayan çocukların üzerine kimyasal silahlarla saldırarak körpecik bedenlerini cansız bıraktılar. Kadınları kötülük yaptılar. Erkeklere işkence ettiler ve onları katlettiler. Bunun üzerine Suriyeli kardeşlerimiz topraklarını terk ederek canlarını, namuslarını ve vatanlarını korumak için büyük bir mücadeleye koyuldular. Bunun üzerine onlar iman edip, hicret edip Allah yolunda cihada koyularak onlara vaat edilmiş olan kurtuluşu hak ettiler. Biz de bugün bu sefere çıkarak onların sesi olmaya, onlara koruyucusu olmaya ve onlara yardım etmek üzere yola çıkıyoruz. Böylelikle ayeti kerimede ifade edilen bir de onlara yardım edenler yok mu? Tebliğini, davetinin kurtuluşunu inşallah hak etmeyi murad ediyoruz. Kardeşlerim, bugün Halep'ten çıkartılıyoruz. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıkartıldığı gibi. Bugün Halep'te, Gota'da kardeşlerimiz muhasara ve ambargo altında bulunmaktadırlar. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ambargoya tabi tutulduğu gibi. Bugün Suriye'de analar aç susuz çocuklarının karınlarını doyurabilmek için ağaç yapraklarını ısıtıp onların suyunu içirmektedirler. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ambargo altında karnına taş bağladığı gibi. Ama üzülmeyeceğiz, gevşemeyeceğiz. Allah'ın vaadi gereği inşallah tevekkül edip, iman edip bu imanımızla birlikte hep beraber Allah Resulü'nün Mekke'ye döndüğü gibi bir gün Halebe ve Şam'a geri döneceğiz. Bu zulüm bitecek. Ve la yahsebennellezine keferu ennemâ numli lehum hayrun li enfusihim innemâ numli lehum li ezdâdu isma ve lehum azâbun mühîn buyuruyor Allahu Teala. Bu onlara vermiş olduğumuz bir süreden, bir mühletten ibarettir. Ta ki bu süre vesilesiyle onların günahlarını çoğaltıp onlar için azabı şiddetlendirmeyi murad ediyoruz. Bugün üzerimize yağdırılan bombalara karşılık veremiyor olabiliriz. Ama bu zulüm bitecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla otururken şöyle söylediği rivayet edilir. Başımın üzerindeki direkler götürüldü. Nereye götürüldü ya Resulullah diye sorduğunda ashab Biladi Şam'a götürüldü diye buyurmaktadırlar. Bir gün inşallah bugün bu sefere çıktığımız gibi hep beraber İstanbul'dan, Anadolu'dan yola çıkıp Halep'te, İdlib'de kardeşlerimizle buluşarak inşallah Şam'da o direklerin altında toplanacağız. Çünkü Allah-u Teala'nın bu konuda vaadi var. Ketaballahu la aglibenne ene ve rusuli. Allah kadere şöyle yazdı. Şüphesiz ben ve Resulüm galip geleceğiz. Kazamız mübarek olsun, seferimiz kutlu olsun. Halep'e, İdlib'e, Şam'a ve Kudüs'e giden yolumuz açık olsun inşallah. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm.